Eren, kalk kere ya. Evet. Olay tam da budur abi. Burada. Olay biter. Olay tam da budur abi. Biter olay. Tabii bunu pandemiden sonra masada yeni daha keyifli havada. Vay vay vay. Bunu şöyle başta olur. Abi peki eve giden siparişi de böyle mi gönderiyorsun? Evet. Eve giden siparişi. Tereyağlı pakette oluyor. Bu aynısı pakette. Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim. Hepsinden var YouTube kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizleri Turgut Özal Bulvarı'nda yıllardır açık olan Mercan Şaşlık Kebap'a getirdim. Mercan Şaşlık Kebap Adana ızgara çeşitlerinden haricinde 10 numara 5 yıldız orijinal gerçekten şaşlık kebabını yapıyor. Ve bunu yaparken bildiğimiz gerçek usulde yapıyor. Yani 3-4 gün gerekirse 5 gün özel sosla dana antrikotu bildiğiniz bir şekilde şişe taktıktan sonra o soğanıyla vesaire sosuyla birlikte muhafaza edip pişirileceği zaman bizlere sunuyorlar. Buyurun efendim, şimdi arkanıza yaslanın. Bu harika videonun tadını çıkartın. Buyurun. Tevfik ustam, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne hazırlıyorsun şu an bize? Şu an menümüzde birçok şaşlık şatomuz var. Tereyağlı. Mercan kebaba. Sizin evet. Buraya özel değil mi abi? Evet. Şu an tozluyoruz, toz benzi döküyoruz. Toz ben işlemler tamam. Şimdi abi mercan kebaba özel bir işlem yapıyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Mercan kebap nerededir abi? Mercan kebap, hemen tarif edeyim. Turgut Özal Bulvarı, Ramazanoğlu Camisi'nin arkasındayız biz. Ramazanoğlu Camii'nin arkasında. Evet. Abi bunun olayı nedir? Abi bunun olayı dana sırtından yapıyoruz. Minimum 3 gün, 4 gün sosa beklemesi lazım. Yoksa sert düşer. Hmm, sos peki size özel bir sos mu? Sos bize özel daha doğrusu. Şöyle kabaca tarif etmem mümkün mü? Mesela soğana mı yatırıyorsun, soğanlı su mu? Yok, biz bunu sos şeyini veremiyoruz. Çünkü tamam, kötü özel amaçlı kullanılıyor. Anladım, anladım. Patentli bir ürün gibi düşünebiliriz aynen, yani öyle bunu. Aynen. Zaten buradan böyle arkadaşlar nasıl güzel görünüyor. Vallahi bakın böyle. Lezzetli. Ya bilmez miyiz kaç kere yedik. Şimdi abi sen kaç yıldır bu iştesin? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 30 senedir bu işin içindeyim. Yani mesleki hayatım ala kartçıyım ben, daha doğrusu. Yabancı mutfak üzerineyim. 2008'de bu işe giriş yaptım kebap üzerine. 2008'den bu yana bu meslekteyiz. Bu da şöyle ala kartçıyım deyince daha önce o zaman otel tarzı yerlerde mi evet, görev yapıyordun? Evet, otel ve restoran tarzı yerlerde çalışıyordum. Çok güzel. Yani steak üzerine. O zaman senin sihirli parmaklar mercanı coşturuyor. Aynen mercan öyle. Kebabı coşturuyor. Aynen öyle. Zaten buradan da belli oluyor. Aynen. O sipariş bu herhalde. Klasik. Bu klasiğimiz. Evet, şaşlık klasik bu. Bu sipariş herhalde. Aynen. Nereden ulaşabiliyoruz abi size? Şey üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Zaten sistem üzerinden var. Ondan sonra yemeksepe.com'dan var. Artı bizim telefonlarımız var. 7-0-0-0'dan ulaşabiliyoruz. Zaten ben açıklamalar kısmına da yazacağım. Evet. Gözü. Bunu bir daha ateşe atıyoruz. Vay 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 tamam. Vay. Pişime atıyoruz. Evet, hemen tereyağımızı. Evet, başka ha sürprizimiz. Satıyoruz. Sürprizimiz tereyağımız da var burada. Saf tereyağı. Tereyağı nerenin tereyağı abi? Tereyağı sütaş kullanıyoruz. Sütaş kullanıyorsun. Evet. Şimdi bunda bir de dökümümüz ısınıyor ona göre. Burada bunu da ısıtıyoruz. Şimdi bizi Nirvana'ya ulaştıracaksın. Aynen öyle. Doruklara çarpmaya hazırlanın. Şimdi bu hazırladığımız ürünümüz nedir Tevfik ustam? Bu şaşlık şato tereyağlı. Şaşlık şato tereyağlı. Evet, mercana has özel spesiyel yemeğidir. Oo. Dana dublesi de oluyor, teki de oluyor. Teki kolay kolay istenilmez. Çünkü tam istedikleri gibi olmaz, mesela doyurucu olmaz. Standartımız birçok ve dubledir. Araya soğan girdin. Kuyruk yağı vesaire yok, yok bunda. Yok, herhangi bir şey yok. Sos. Güzel sosu var. Tamam. Dananın neresi bu? Dananın kontrafile, sırt kısmı. Evet. Şimdi sert olacağı için biz bunu 3 gün, 4 gün minimum sosa marine bekletiyoruz. Çok güzel. Vallahi böyle adamın aklını alacaksın burada abicim sen. Şimdi Fevzi ustam, evet. Mercan kebapta nelerimiz var? Mercan kebapta ağırlık şaşlık çeşitlerimiz var. Kemikli, kemiksiz, Adana, kuşbaşı, bonfile, küşleme, bazbaşı,
Ondan sonra onların tabii spesiyelleri de var. Tereyağlıları, tabii. Tereyağsızları geçiniyor. Dürüm çeşitlerimiz var. Adana dürüm, kuşbaşı dürüm, ciğer dürüm. Hepsinden var dürüm, yani. Hepsinden var. Adana'da arayıp da bulamayacağın bütün ürünler burada mevcuttur. Üstüne de çıkabiliyoruz ekstra. Evet, evet. Biliyorum abi. Sizin mesela zamanında meşhur... Hatta şahsı dürümünüz bile meşhurdur. Peki şu meşhur ağlayan irmik tatlın var mı? Şu an var. Oy 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 o, arkadaşlar. Siparişimiz durmadı. Henüz devam ediyoruz bir zaman. Güzelliğe bakın ya. Şu güzelliğe bakın ya. Şimdi burada kiloyla da satışlarınız mevcut diye biliyorum. Evet, şu an kilo bazına başladık pandemiden bu yana. Kemiksiz, kemikli, ondan sonra kelebek olsun, Adana kıyma olsun, tavuk kıyma olsun. Yani şaşlık, tabii şaşlık olsun, kilo bazlı satıyoruz. Vatandaşı evde mangal kokusunu derdinden kurtarıyorsunuz, evet. Doğru mu? Evet, aynen öyle. Rahat rahat şaşlığımız buradan. Şaşlığımız hazır, hemen servis yapıyoruz. Tabii restoran olmadığı için, oturum olmadığı için. Burada mecbur, burada. Tadımını burada yapacağız. Aynen. Sevgili dostlar. Bunu bilerek ısıttık böyle. Abi, bu iyice ısınacak o. Sıcacık. Evet. Şimdi... Domatesi ben alalım Ahmetsan. Çekiyorum. Oy oy. Hemen Ahmetsan. Sesi duyuyor musunuz? İşte ben sustum. Yok. Sadece o ses duydu. Ben sustum. Şu an aklımı buraya koydum. Evet. Şu an yağ akımını izleyecektim. Tereyağlı, saf tereyağı. Olay tam da budur abi. Burada, olay biter. Olay tam da budur abi. Biter olay. Tabii bunu pandemiden sonra masada yemek daha keyifli olacak. Vay vay vay. Bunun şekli başka olur. Abi peki eve giden siparişi de böyle mi gönderiyorsun? Evet. Eve giden sipariş. Tereyağlı pakette oluyor. Bu aynısı pakette. Hmm. Tabii burada yapamadığımız için, yani döküm kurması lazım. Dökümün gidemeyeceği için. Allah Allah. Cozur. Pulveri alalım. Cozur pişiyor. Aynen öyle. Abi peki şimdi onu soracağım. Ekstra. Bunun baharatı. Baharat. Pulverili. Fazla atmama kaydıyla. Artı dağ kekiğimiz var. Yeni üründen. Vay vay. Olay bu. Vay 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 vay. Vallahi var ya, bunu yeme yanında yat ya. İnsanın yiyesi geliyor şu an. Ya sabırsızlanıyorum Tevzu abi. Burada var ya, sen 10 numara 5 yıldız bir iş yaptın ya. Tevzu usta, eline koluna sağlık. Sağ ol abi. Geldik bu işin en başarılı yerine. Aynen. Ben tereyağı yatırılmış. Sabırsızlanıyorum bunu yememek için. Kendimi zor tutuyorum. Abi önce bir tadına bakalım. Tabii. Önce bir tadına bakalım. Şöyle. Siz saf etine bakın. Aynen. Tereyağı. Abi et, tavuk, balık, kelle bunlar yenir elle. Aynen. Ben şuradan şöyle sıcak sıcak tereyağlı bir lokma alıyorum. Abi bu lokum ya. Aferin. Mükemmel. Şimdi mevzu ustam, sen de bak tadına. Yok, ben sevgili baktığım için sizi kırmayacağım. Zaten biliyorsunuzdur ama bir yiyin yiyin abi. Aynen. Siz de yiyin. Afiyet şeker bal olsun. Sağ ol. Abi. Şimdi lokman da bitsin. Ben de sileyim elime. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü hakikaten bu lezzete gömmek istiyorum bir an evvel. Şunu merak ediyorum Fevzi ustam. Bu gördüğümüz salata takımı bütün kebap çeşitlerinde var mı? Porsiyon olarak hepsinde var. Evet. Tabii. Ama kilo bazında yok. Tamam. Aldığım 4 çeşit salatamız var. Tamam. Zaten bu şey şöyle. Zaten bu normalde dürümün yanında gitmiyor. Servisin yanında gidiyor. Aynen, servisin yanına gider. Abi peki şimdi fiyatı değişkendir muhtemelen bunun ama 1,5 biz ne yaptık? 1,5 tereyağlı şatoluz paket olarak. Ne kadar abi bu 75 fiyatı? 75 TL fiyatı. 75 TL. Evet. Ama löp et yiyor insanlarımız ve yanında bunlarla biraz birlikte. Tabi bu fiyat değişkenlik gösterebilir. Tabi ileriki zamanlarda pandemiden sonra değişiklik gösterebilir. Aynen. Peki şimdi bir şey soracağım. Ben Adana kebabı da söylemiş olsaydım. Servis bir kişilik ne kadardı? Bir kişilik
30 TL. Kaç gram et kullanıyoruz? 130 gram evet. Kullanıyoruz. Yanında ekstralarımız? Ekstralarımız şunlar. Mersin salatası. Bu salata yeşillik, da... turp, limon, maydanoz. Biriniz soğan salatamız var. Pişmiş soğan. Ezme, cacık ve humus. Humusumuz var. Tabii. Onun da tadını çok merak ediyorum. Çünkü senin bu arada harici mutfak lezzetlerin az önceki söylediğim gibi özellikle içli köften de çok başarılıydı. Köfteyi nasip olsa pandemiden sonra başlamayı İnşallah. Düşünürüz. İnşallah. Şimdi aynen. Kameramı şuraya yerleştirip. Yalnız çiğden daha bahsedeyim. Evet. Kilo bazı kilo satışına başladığımız için tavuk olsun, et olsun durumlarında salata merak edilecek. Salatayı da gösterelim buradan. Heh. Tamam, o da güzel. Bu da kilo bazlı da evet, kilo gidiyor. Bazlı. Soğan salatası, sumaklı soğan salatası, yeşili, turp, limon, maydanoz olsun. Bir de mevsim salatamız var, karışık. Evet. İçinde ekstra roka da bulunuyor. Peki, şimdi kilo bazlı da şunu sormak istiyorum. Tavuk, kıyma, kilo bazlı, kuşbaşı vesaire gibi ayrımın var mı? Yok, standart zaten fiyatları değişiyor. Onu soracağım, fiyatları nedir abi kilolukta? Onlar fiyatları bilmiyor olabilir miyiz? Şimdi bize fiyat listesi yüksek olduğu için şeyler, çeşitleri. Çeşitimiz çok fazla, tabii, hakikaten çok fazla. Hatta onu da şöyle bir görüntüye alayım. Şöyle ben göstereyim size. Evet arkadaşlar, Mercan Kebap'ta, Turgut Özal Şubesi'nde kiloluk siparişlerinizin fiyatları. Kıyma 10 şiş 1 kilo 125 TL. Bu şekilde. Kuzu kuşbaşı 1 kilo 135 TL. Izgara köfte 1 kilo 125 TL. Kuzu pirzola 135 TL 1 kilo. Şarşık aynı keza 1 kilo 140 TL. Lahmacun çok 20 güzel. Adet yani 65 adet. Şey peki pardon, 65 TL. TL peki lahmacun mesela ben ondan söylediğimde yine bu şekilde aynen, mi geliyor? Aynen. Vallahi çok güzel. Çok güzel. Elinize kolunuza sağlık. Tamam. Arkadaşlar gerçekten Mercan Kebap Turgut Özal Bulvarı'nda bizleri her gün bayram yaşatıyor. Sağ olsunlar. Elleri de telefon kadar yakınız Adana halkına. Elinizin lezzeti de çok başarılı. Şimdi sadece olayımız bunları böyle sunmak değil. Aynen. Herkes yapabilir bunu. İşte ama geliyorun işte arkadan çıkması yani. Aynen öyle. Hazırlanılması. Lezzet burada. Sihirli parmaklar burada. Aynen. Çok önemli. Fevzi abi ben şöyle kameramı müsaade edersen tabii yerleştirmek istiyorum. Tabii. Gelin doya doya tadına bakın. Şöyle buradan. Bu pideyle gömülür abi. Hayır böyle tostlar. Hayır Tereyağlı. Bakın bu kadar domates. Bu kadar güzel. Olmazsa olmazımız neyimiz var usta? Ne gibi? Şöyle soğan salatamız var. Evet, sumaklı soğanımız var. Evet. Ezme salatamız var. Ondan sonra pişmiş soğanımız var. Ezmemiz var. Artı vazgeçilmemiz humus. Humus salatamız. Humusu nasıl hazırlıyorsun? Humusu nohudumuzu haşlıyoruz akşamdan. Çok güzel. Kendi hazır değil yani. Onu da hayır, yapıyoruz. Hazır olamaz. Arkadaşlar. Hazırını kullanmıyoruz. Humus. Gerçekten çok başarılı. Tereyağlı yapıyorsun bunu da. Evet. Valla evet, ustam. Ya insanın aklını alıyorsun ya. Ben müsaade edersen bir lokma alacağım. Tabii atıyorsun. Ama bu dostlar ben ete limon sıkarım abi. Ben ekşi delisiyim. Ben Hatay Erzinliyim. Ekşi delisiyim. Buna da Niagara limon denen. Bakın dostlar bakın. Akıyor ya. Bak. Allah Allah. Şelale yoğurt, ya. Yoğurt değişik farklı oluyor. Şelale abi şelale. Vallahi bakın tutmasayı. Olsun bırakın. Şimdi abi. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Yarısın. Dostlar muhakkak Mercan Kebap'a gelip Mercan Şaşlı Kebap'a gelip burada bu harika lezzetli tadıma bakın ya. Nasip olsa pandemiden sonra tüm Adana halkını bekliyoruz. İnşallah. Hayır şu an gel al götür de. Tabii zaten gel al götür. Artı bir de paket servisi. Paket servisi de. O zaten sahil mi? Yapabilirsiniz. Ben takamıyorum. Abi. Şöyle. Bu da. Bekleyen Ayşe Hanım. Humus dostlar. Humus muhakkak alalım. Yani. Alabilir misin? Gayet başarılı. Hatta şöyle bir şey yapacağım abi. Verebilir misiniz? Humusu. Lokma. Humusu şöyle tereyağıyla. Halim ben. Taşlandıracağım. Dostlar sizi daha çok boğmak istemiyorum. Fevzi ustamın ellerine sağlık. Afiyet olsun hocam.
inşallah. Mercan şu an muhakkak geliyorlar. Aynen. Bu harika, lezzetli tadına varıyorlar. Aynen öyle. Kebabından, havluğundan, lahmacunundan. Aynen. Ondan kilo sonra kilo bazlısından. Aynen. Muhakkak ve muhakkak abi sipariş verin, gel al götürün. Bunun tadına bakın. İnşallah şu pandemi denilen illetten kurtulursa gelin burada bu harika lezzetin tadına aynen bakın. Her şekilde. Eline koluna sağlık abi. Kıymetli dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepsinden Var YouTube kanalını takip etmeye, izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Usta, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.